Gençler selamlar, ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, Metin Yayınları TYT Soru Bankası çözümleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldığımızı da hatırlatalım. 44 ve 45. sayfalardaki 11. testi çözeceğiz. Basit eşitsizlikler ve sıralamayla alakalı. Dilerseniz gelin beraber ilk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Şimdi bize ilk sorumuza demiş ki bir akünün doluluk seviyesi aşağıdaki 3 farklı renkte yanan ışıkla belirlenmekte. Bu akülerden 3 tanesi birbirinden farklı miktarlarda doluyken 3'ünden de aynı miktarda elektrik kullanılırsa. Bakın ilk başta 3'ü de farklı miktarda dolu. Yalnız 3'üne de aynı miktarda elektrik kullanılırsa 3'ünden de şekil 1'deki gibi oluyor görsel. Daha sonrasında şekil 1'deki gibi 3'ü de aynı miktarda şarj edilirse akülerin ışıkları şekil 2'deki gibi oluyor. Buna göre bu akülerin başlangıçtaki doluluk seviyelerinin azdan çoğa sıralanışı hangisinde verilmiştir diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle arkadaşlar başlangıçta hangi doluluk seviyesinde olduğunu bilmediğimiz 3 tane akü var ve biz bunlardan eşit miktarda elektrik harcıyoruz. Ve bu akülerde arkadaşlarım gördüğünüz gibi eşit harcamamıza rağmen birinci aküdeki elektrik miktarı sarı olarak gösteriliyor. Yani normal olarak gösteriliyor. Diğerlerinde az olarak gösteriliyor. O halde arkadaşlar birincide ilk başta daha fazla elektrik vardır. Hatta en yüksek elektrik birincide olduğu için azdan çoğa sırala demiş. Dolayısıyla şurada 1 olması gerekirken 2, 2 ve 3 gösterilmiş. Adana, Bursa ve Denizli seçeneklerini eledik. Bakın burada Ceyhan ve Edirne seçeneklerinde bir en fazla olduğu için şu durumda demek ki biz ne yapacağız? Cevap Ceyhan veya Edirne'yi işaretleyeceğiz. Bakın sonra şu durumdayken de eşit miktarda elektrik veriliyor arkadaşlarım. Şarj ediliyor bu aküler. Ve daha sonrasında bakın sarıdan yeşile geçmiş. Sarıdan yeşile geçmiş. Kırmızıdan yeşile geçmiş. Ve kırmızıdan da sarıya geçmiş sevgili arkadaşlar. Pardon, çok özür dilerim, soruyu ben yanlış anladım, çok üzgünüm, hemen düzeltiyorum. Şekil 1'deki durumdan 2'ye geçmemiş arkadaşlar. Eğer 3'ünden de eşit miktarda elektrik harcanırsa bu, 3'üne de eşit miktarda elektrik verilirse bu oluyor denilmiş. Dolayısıyla arkadaşlarım biz en yüksek 1'de olduğunu biliyorduk zaten. 1'deki de yeşil zaten, bunu kıyaslamayacağız. Biz şimdi neyi kıyaslayacağız? Şunu, 2 ve 3'ü kıyaslayacağız. Pekala. Bakın üçüncü yeşil yanmış. Yani dolmuş ama ikinci hala normal gösteriyor. Yani dolmamış. Demek ki başlangıçta üçüncüde daha fazla elektrik varmış. Dolayısıyla 3 olacak ve 1 olacak. Yani cevap Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. İkinci soru. M, T ve N gerçel sayıları için M eksi N sıfırdan küçükmüş. Bakın negatif bir sonuç vermiş bu çıkarma işleminin sonucu. Demek ki m n'den küçük olması gerekiyor. Çünkü küçük sayıdan büyük sayıyı çıkarırsanız ancak negatif bir sonuç bulursunuz. O halde m'nin n'den daha küçük olması gerektiğini anladık. Şuradaki 2n küçüktür t artı n var ya, ben onu n artı n diye yazarım bakın 2n'yi. Küçüktür t artı n olarak verilmiş. Her iki taraftaki n'lerden birer tanesini kaybedersem n küçüktür n t'yi de bulurum. Yani cevabımız ne olacak? M, N ve T olacak. Yani cevap Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve geçiyorum 3. soruma. X, Y, Z gerçel sayıları için X negatif, Y ve Z pozitif, Z en büyük olduğuna göre ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur diye sorulmuş. Şimdi öncelikle gençler Y, Z'den zaten küçük. Bir de y'nin üzerine gidip negatif bir sayı eklersek burası daha da küçülecektir. Z zaten en büyüktü. Dolayısıyla birinci öncülümüz bizim doğrudur kesinlikle. X ile y'nin çarpımı x ile z'nin çarpımından küçüktür demiş. Bakın ben onu şuraya tekrardan yazayım. Şimdi ben her iki tarafı x'e bölebilirim. Yalnız böldüğüm zaman bir şeyi unutmayacağım. Bakın x'e böldüm. X gitti. X'e böldüm. X gitti. Yalnız x negatif olduğunda ben de her iki tarafı negatif bir sayıya böldüğüm için aradaki eşitsizlik yön değiştirecektir ve y büyük z'yi verir. Ama gördüğünüz üzere başlangıçta verilen şarta uymuyor. Yani YZ'den küçüktü ama ikinci öncülde YZ'den büyük oluyor. YZ'den büyükken bu sağlar ancak. Dolayısıyla ikinci öncülümüz gitti. Hatta iki olanları da silebilirsiniz. Ve geçelim üçüncü öncüle. Bakın her iki tarafta X var. Her iki taraftaki X'i yok ederseniz arkadaşlarım. Şurada sıfır kalır. Sıfır küçüktür Y. Doğru mu? Doğru. Ve daha sonrasında Y de zaten X'ten küçüktü. Pardon, büyüktü.
ve x artı y her iki taraftaki y'yi kaybederseniz x küçüktür 0 gelir. Yani arkadaşlar bu öncül de bizim için doğrudur. Cevap ne olacak? Denizli seçeneği olacak diyebiliriz. Çünkü zaten x 0'dan küçüktü, y de 0'dan büyüktü. Üçüncü öncülümüzün sonucuna ve cevabına Denizli dedik. Geçtik 4'e. X, y, z gerçel sayıları için bize bunları vermiş. Bakın her iki taraftaki x'leri yok edecek olursanız gençler, eksi y, y'den daha küçük oluyor. Eksi y, y'den daha küçükse y kesinlikle ama kesinlikle 0'dan büyüktür. Çünkü eksi y negatif olur, y pozitif olur. Şimdi y'nin pozitif olması gerektiğini bulduk. Şuna bakıyoruz. X artı y küçüktür. X'i, 2x'i ben x artı x biçiminde yazarsam her iki taraftaki x'i götürürüm. Böylelikle y küçüktür, x gelir. Bakın zaten 0 y'den küçüktü. Y de x'ten küçükmüş. O zaman x'in de y'nin de pozitif olması gerektiğini anladık. İki tane pozitif sayının toplamı 0'dan büyüktür. Bu doğru. Y eksi x 0'dan küçüktür. Şimdi y'den x'i çıkarıyoruz. Yani küçük sayıdan büyük sayıyı çıkardığımız için sonuç negatiftir. Bu da doğru. X'i y'ye bölerseniz 1'den daha küçük bir sayı bulursunuz demiş. Arkadaşlar bir kere x y'den büyük olduğuna göre ben x'i y'yi böldüğüm zaman sonuç mutlaka ama mutlaka 1'den büyük olur. Küçük olmaz. Dolayısıyla 3. öncül cortladı. Cevabımız 1, 2'ymiş dedik ve cevabı Ceyhan olarak işaretledik. Ve geçiyorum kaçıncı sorumuza? 5. sorumuza. ABC birer doğal sayı olmak üzere şu işaret arkadaşlar şu anlama geliyormuş. B'den A'yı çıkarıyorsun. B eksi A küçüktür. B ile C'yi topluyorsun. B artı C'yi buraya yazıyorsun. Araya da şuradaki X'i yazıyorsunuz. Tamam, olay bu. Şimdi şuraya bakıyorum. Araya X'i yazdım. 2'den 7'yi çıkardım. Eksi 5. 7'den 2'yi çıkaran varsa vay haline. Burada gösterildiği gibi yapacaktık arkadaşlar. Ve 2 ile 4'ü topluyoruz. 6. Bir de Y'nin aralığını bulalım şimdi. Y'nin aralığı için de bakın 5'ten 3'ü çıkardım. 2 küçüktür y. O da küçüktür. 5 ile 8'i topladım 13. Şimdi x artı y'nin aralığı için istenmiş. X artı y için ben bunları toplayayım. 6 13 daha 19 yapar. Küçüktür x artı y. Bu da küçüktür. Eksi 5 2 daha eksi 3 yapacaktır. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Burada m ve n'yi bulmamız istenmiş. Bakın ben eksi 3 küçüktür x artı y. Bu da küçüktür. 19'u bulmuştum zaten. Tamam mı? Bunları bulduktan sonra bir de bize demiş ki bak burada böyle bir eşitliği de sağlamak zorunda. Yani o zaman şurası 6 eksi m olmak zorunda. Burası 6 artı n olmak zorunda. Arada da x artı y kalacak. Şimdi madem öyle 6 eksi m eşittir eksi 3 ise tabii ki m 9'dur. M 9'dur. 6 artı n 19 ise tabii ki n arkadaşlar 13'tür deriz. Bizden m ile n'nin çarpımı istenmişti. Madem öyle 9 kere 13 kaç yapar? 117 yapar. Cevabımız da Edirne seçeneği olmuş olur. Geçiyorum 6. soruma. Bir mermer ocağından çıkarılan mermer kayaları 1, 3, 5 tonluk bloklar halinde kesilip taşınıyor. Ahmet, Burak ve Celil kamyonetleriyle her defasında bir blok taşıyarak sırasıyla 38, 40 ve 42 tonluk mermeri en az sayıda seferle fabrikaya taşımışlar. Şimdi kimler vardı? Ahmet var, Burak var, Celil var. Ahmet 38 ton taşımış. Burak 40 ton taşımış ve Celil de 42 ton taşımış, tamam mı? Ve bunlar mümkün olduğunca en az sefer yaparak taşımışlar. Bunların yaptıkları sefer sayıları ABC olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diye sorulmuş. Bakın 38 tonluk ya 38 tane blok varsa biz bu 38 bloğu nasıl taşımış deriz? En az taşıma şeklinde, en az taşıma sayısı olacak şekilde. Bir kere 5'leri çok kullanmamız lazım. Çünkü az taşıma istiyoruz. 38 tonu hemen doldurabilelim diye. 7 tane diyelim. 7 tane 5 ton taşımıştır. Tamam. Bir tane de 3 ton taşımıştır. Yani totalde 8 sefer yapmıştır diyebiliriz. Hemen B'ye bakalım arkadaşlar. Böylelikle 38 elde ederiz. Bakın B içinde yani Burak hiç yorulmadan 8 kere 5 tonluk taşımıştır. Dolayısıyla toplamda 8 sefer yapmıştır. 40 ton yapar. Ve bir diğerine de bakalım. 42'yi nasıl taşırız? 8 kere 5 ton taşırız. Ve tabi 3 tona artık yer kalmadı. Dolayısıyla 2 kere de 1 ton taşırız. Ve böylelikle 10 ton taşımış oluruz.
Bakın arkadaşlar, demek ki A ile B birbirine eşit olacak. 8, 8 ve bunlar C'den daha küçük olmak zorunda. Cevabımız da Edirne seçeneği olacaktır diyebiliriz 6. sorumuzu. 45. sayfadayım, 7. soru. Şimdi bu soruda düzeltmemiz gereken bir nokta var arkadaşlarım. İkinci baskıya giderken düzeltildi bu. Şıklarımızı güncelleyeceğiz. Şurası 9, şurası 10, şurası 11, şurası 12 ve şurası da 13 olacak şıklarımızın. Aklınızda bulunsun. Şimdi sorumuza tekrar bakalım. Şekildeki yeşil kutucukta yazan ifadeler birbirinin kırmızı doğru parçasına göre simetri. Turuncu kutucukta yazan ifadeler birbirinin siyah merkez etrafında 180 derece döndürülmüşüdür deniliyor. Yani arkadaşlarım, birinde 180 derece döndüreceğiz burada yazan ifadeyi, ötekinde de simetrini alacağız yeşillerde de. Örneğin 5'in simetriyi bakın, şu şekilde simetrik aldığınız zaman 2, artının 180 derece döndürülmüş hali artı, 1'in simetriyi de 1. Ve böylelikle burada 5x artı 1'i, burada da 2x artı 1'i yakalıyormuşuz. Yani şunlar iki basamaklı sayı olmayacak. Tamam. Bu düzeneye göre aşağıdaki eşitsizlik sistemi oluşturuluyor. Oluşturulan bu eşitsizlik sistemine göre x kaç farklı tam sayı değeri alır diye sorulmuş. Öncelikle 2'nin simetriyi 5 arkadaşlar. Eksinin simetriyi eksi. 3'ün simetriyi yine 3. Küçüktürü 180 derece döndürürseniz, bakın şöyle uçak uçuyormuş gibi düşün. Buradan hop şöyle şu şekilde büyüktür olur. Küçüktürün 180 derece döndürülmüş hali büyüktür. 9'un 180 derece döndürülmüş hali de 6'dır. Ve 5'in simetriği de neydi? 2 idi. Şimdi şuradaki eşitsizliğimiz ne olur bizim? 2x eksi 3 küçüktür 65 olur. Buradan 2x küçüktür 68 gelir. Ve x küçüktür 34 yapar arkadaşlar. Bakın şuraya göre x küçüktür 34. Şimdi şu eşitsizliği çözeceğiz. Bu da 5x eksi 3 büyüktür 92. Buradan 5x büyüktür 95. Ve x büyüktür 19 olmak zorundadır arkadaşlar. Yazıyorum, x büyüktür 19 dedik. Şimdi bu durumda, şunu şuraya çekelim. Ben burada x'in alabileceği değerlere göre işlemler yapacağım. Yukarıdaki x'imizin alabileceği ilk değer 33. Şimdi 33'ün ben simetriğini alırsam, çünkü şuraya göre de simetrik alacağız ya, 33'ün simetri yine 33'tür. Yani şöyle şu çizgiye göre simetri 33'tür diyebiliriz. Ve 33 19'dan büyük olduğu için kabul edebiliriz. 1. Sonra 32'ye bakıyoruz. 32'nin simetriği, 2'nin simetriği 5 olduğu için 3'ünki de 3'tü. 35'tir arkadaşlar. Yani alt kısmı 35 diye geçecek bunun simetriği. 35 de 19'dan büyük olduğu için buna da eyvallah diyoruz. 31'in simetriği yine 31'dir. Dolayısıyla arkadaşlarım, ya birleri şu şekilde gösterdiği için biri de simetriğini alabiliyoruz. Yani normal şartlar altında birin simetriği budur. Bu da bir sayı ifade etmiyor zaten. Ama biri sorumuzda bu şekilde gösterdiği için mecbur onu alıyoruz. Daha sonra 31'in simetriği 31'dir. 31 de 19'dan büyük. Bunu da alırız. 30'un simetriği yine 30'dur. Dolayısıyla 30'u da kabul edebiliriz. 29'un simetriği 20. Bakın şunun simetriği şöyle bir sayı yapar ama böyle bir sayı arkadaşlarım matematikte yok. Dolayısıyla 29'un simetriğini alamayız. 28'in simetriği, bu arada 29'un simetriği, yani 5, 2'nin simetriği 5'ti. Yani buradaki şekle göre. Ama 9'unki şöyle olduğu için alamıyoruz. 28'in simetriği şöyle 58 olacaktır. Dolayısıyla bunu da sayabiliriz arkadaşlarım. 58 19'dan büyüktür. 27'nin simetriği, 27'nin simetriği nasıldır arkadaşlar? 5 ve şu şekilde bir sayıdır. Ama böyle bir sayı olmadığı için bunu da alamayız diyoruz. 26'nın simetriği 5, 5. 6'nın simetriği nasıl arkadaşlar? Şöyle bir sayı. Ama böyle bir sayı da yok. Dolayısıyla bunu da alamayız diyoruz. 25'in simetriği 2'ninki 5'ti. 5'inki 2 idi. Dolayısıyla bunu da kabul edebiliriz. Çünkü 52 19'dan büyük. 24'ün simetriği 5 ve 4'ün simetriği de nasıl olur arkadaşlar? Şu şekilde, pardon özür dilerim. Şu şekilde bir sayı olur ama böyle de bir sayı olmadığı için bunu da alamıyoruz. 23'e baktığınız zaman 2'ninki 5'ti, 3'ünki 3'tü. Dolayısıyla bunu da alabiliriz. 53 19'dan büyüktür. 22'nin simetriği 55'tir ve alabiliriz. Çünkü 55 19'dan yine büyük. Devam ediyorum. 21'in simetriği 51'dir ve bunu da alabiliriz. 51 19'dan büyük. 20'nin simetriği 50'dir ki bunu da alabiliriz.
Şimdi geçtim 19'a. 19'dan itibaren artık alamayız derim. Çünkü zaten 9'un simetriğinden kaynaklı değil bu. Yani şöyle bir sayı geliyor, böyle bir sayı yok dediğim gibi. Mesela ama 18'i düşünün, hep artık 1 ile başlayacaktır. Yani onlar basamağı 1 olanlara denk geldik ve onlar basamağı 1 olamıyordu. X 19'dan büyük olacak ya. Dolayısıyla devamına bakmamıza gerek yok. X kaç farklı tam sayı değeri alır demiş. X arkadaşlar 33, 35, 31, 30, 58, 52, 53, 50 ve 51 alabilir. Yani toplamda sevgili arkadaşlarım, bakalım bir de şurada 55 vardı. Toplamda 10 tanesini alabilir. Cevabımız 10 olacaktı. Cevap Bursa olacaktı sevgili gençler. Dediğim gibi buradaki şıkları bu şekilde düzeltin. Biz de ikinci baskıda sevgili arkadaşlarım bu soruyu düzelttik. Aklınızda bulunsun. 8. sorumuz. Aşağıda uzunluğu verilen telin bir ucundan en fazla 20 santimetresi kesilip atılıyor. Şimdi en fazla 20 santimetresi kesilip atılıyor demek bu tel 84 santimetreydi. Dolayısıyla en küçük 64 santim kalacaktır. Telin uzunluğuna x dedim. Ve bu tel kesildiği için artık 84'e eşit olamaz. Ama 84'ten küçüktür dedik. Pekala. Kalan tel ile uzun kenarının kısa kenarına uzunluğunun 3 katından 2 metre fazla. Şimdi ben şuraya A dersem şurası 3A eksi 2 santimetre azmış. Eksi 2 dedin. O zaman burası da 3A eksi 2. Burası da A yapar. Bunun çevresi nedir arkadaşlar? 8A eksi 4'tür. Doğru mu? Şimdi 8A eksi 4 aslına bakarsanız işte bu aralıktadır diyebilirim ben. 8A eksi 4 bu aralıktadır arkadaşlar. Peki. Buna göre çerçevenin uzun kenar uzunluğunun kısa kenar uzunluğu çıkarıldığında elde edilecek değer santimetre cinsinden hangisi olabilir? Yani şundan şunu çıkar demiş. Bize sorulan şey 2A eksi 2 arkadaşlar. Bu hangisi olabilir diye soruluyor. 2A eksi 2'yi bulabilmek için şunu 4'e bölmek, 4'e bölersek bir şeyler yakalayabiliriz. Mesela 64'ü 4'e böldüm, 16 küçük veya eşittir. 4A eksi 1, tamam mı? 4'e böldüm. Bu da şurası küçük veya eşit olmayacak. Küçük olacak. Onu bak yine gözden kaçırmışız. Küçüktür. 21 olur. Şimdi 4 bize ne lazımdı? Şurası 4A değil 2A. 4'e böldük çünkü. Şöyle 2A. Bize ne lazımdı? 2A eksi 2. O zaman bir tane daha çıkaracağız. Yani 15 küçük veya eşittir 2A eksi 2. Bu da küçüktür 20. Şimdi hangisi olabilir diye sorulmuştu. 15 ile 20 arasında 9, 11, 12 ve 20 yok. Hangisi var? 17 var. Cevap Denizli seçeneği olur deriz sevgili arkadaşlarım 8. sorumuzu. Devam ediyorum 9. soruyla. Şekilde eşit kollu terazinin sol kefesine içinde bir miktar su bulunan kova, sağ kefesine ağırlık konulacaktır. Sol kefeye kova, sağ kefeye 15 kilogramlık ağırlık konulduğunda kovadaki suyun görünümü şekil 1'deki gibi oluyor. Sol kefeye kova, sağ kefeye 20 kiloluk bir ağırlık konulduğunda kovadaki suyun görünümü şekil 2'deki gibi oluyor. Şimdi şöyle arkadaşlar. Burada tabii şekillerin ne anlama geldiğini, suyun nasıl bir konumda durması gerektiğini bilmeden de bu sorunun çözümünü devam ettirebilirsiniz. Ama bilseniz daha da hoş olur tabii ki. İşte 15 kilo konulduğunda böyle, 20 kilo konulduğunda sağ tarafa böyle oluyorsa demek ki 15 kilo konulduğunda bu ağır geliyor. 20 kilo konulduğunda bu hafif gelmiş sol kefe. Dolayısıyla ben şunu söyleyebilirim. 15 küçüktür sol kefe. O da küçüktür 20 diyebilirim aslına bakarsanız. Buradan nasıl çıkaracaksınız? Yani kafanızda hayal edeceksiniz bunu. Yani şöyle koyduğunuz zaman şöyle bir üçgen varmış bakın orada. Eğer burası ağır gelirse, şimdi burası şöyle duruyor ya arkadaşlar, göstereyim ben size. Şöyle duruyor ya. Şimdi ben kovayı buraya koydum. Kova şu şekilde. Su içinde böyle düz durmayacaktır. Su şöyle duracaktır. Yani su yere düz duracaktır. Teraziye düz durmaz, değil mi? O halde aslına bakarsanız bizim kovamız bu olacak. Yani sağ tarafı sol tarafından daha kısa olacak. Dolayısıyla bakın sağ taraf sol taraftan daha kısa olduğunda demek ki bu taraf ağır gelmiş. 20 kilo konunca bu tarafı hafif gelmiş diyebiliriz. Buna göre sol kefeye kovayı koyarsan diyor. Sağ tarafa da 15 ve 20 kiloyu, yani 35 kiloyu koyarsan diyor. Ağırlıklar aynı anda konulduğunda terazinin dengede kalabilmesi için sol kefeye konulacak yükün ağırlığı hangisi olabilir diye sorulmuş. Öncelikle sevgili arkadaşlar, sağ tarafta bu sefer 35 kiloluk bir durum var.
35 kiloluk bir ağırlık varsa arkadaşlar sağ tarafta, öncelikle diyeceğim ki ne demişti bize? Terazinin dengede kalabilmesi için demiş. Şimdi öncelikle sol kefenin ağırlığı 15 ile 20 arasında. Karşı tarafta bir 35'lik ağırlık varsa eğer, o halde ben şunu söylerim. En küçük 15'ten daha büyük koymam lazım. Neden? Çünkü 20'ye 15 eklersem 35 olur. Demek ki 15'ten daha büyük koyacağım. En büyük de 15'e ne eklersem 35 olur? 20. En büyük de 20 koymam lazım o zaman. Sol kefeye, kovanın yanına. 15 ile 20 arasında hangisi var? Tabii ki Adana'daki 18 var. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktı diyebiliriz. Ve son olarak 10. sorumuz. Ali, Veli ve Selami 118 kilometrelik bir yolun en başından aynı gün yürümeye başlamışlar. Ali günde 12, bakın Ali, Veli var. Bir de gençler kim vardı? Selami var. Şimdi Ali günlük 12 kilometre yürüyor. Veli 10'ar kilometre yürüyor. Selami de 13'er 13'er yürüyor, tamam mı? Neyse, böyle devam ediyor bunlar. Bu kişilerden sadece ikisinin yolun ortasını geride bıraktığı bir günün sonunda Ali, Veli ve Selami'nin yolun orta noktasına olan uzaklıkları ABC ise bu ABC'yi sırala demiş. Şimdi öncelikle 13 13 13 39 yaptı. Bu bile gelemedi daha yolun ortasına. Bir 13 daha koyalım. 42. Bir 13 daha koyalım. 52. Bir 13 daha koyarsanız 65 yapar artık. Doğru mu? Yo, bakalım 6 78 mi yaptı? 13 6 78 yaptı. 5 kere 13 65 yapar. Şurası 65 yaptı arkadaşlar. Tamam? Aynen öyle. Peki şu 10, bu da 10. O zaman ne yaptı? 50 yaptı. Ali'ye bakıyorsun, 12 12 12 12 desek bu da 60 yapar. Şimdi yolun orta noktası neresi? 118'i 2'ye böldüğünüz 59 arkadaşlar. Şimdi 59 ise bak, iki tanesi soruda bahsettiği gibi orta noktasını geçti, bir tanesi geride kaldı. Bir önceki gün böyle bir muhabbet yoktu. Çünkü bir önceki gün burası 52 idi zaten. Tamam? Şimdi o zaman yolun orta noktası 59. metre ise bunun orta noktaya olan uzaklığı nedir? Şu A'ymış, bu B'ymiş, bu da C'ymiş. Şunun orta noktaya olan uzaklığı kaçtır arkadaşlar? 59'un 65'e olan uzaklığı 6. 60'ın 59'a olan uzaklığı 1. 50'nin 59'a olan uzaklığı da 9'dur. Demek ki A en küçük, sonra C, sonra B'dir arkadaşlar. Yani cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiştir diye gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Ve artık bu testimizi de bitirdik deriz. 12. teste geçeceğiz bir sonraki videoda, aklınıza bulunsun. O videoda sevgili gençler görüşürüz diyelim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.